Seyit Hasan Nasrallah nasıl fedakarlık ve direnişin kalıcı bir sembolü haline geldi. Onun sesini dinleyerek büyüdük, onu izleyerek büyüdük, onu ve konuşmalarını sabırsızlıkla beklerdik. Hala bekliyoruz. Bu satırları yazarken aklıma Che Guevara'nın bir sözü geliyor. Gerçek devrimcinin büyük bir sevgi duygusuyla hareket ettiğini söylemeliyim. Bu nitelikten yoksun gerçek bir devrimci düşünmek mümkün değildir. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrallah'ın şehadetinden bu yana 40 gün geçti. Umudun, fedakarlığın ve direnişin sembolü olan bir adamdı. Ama o aslında sevgiyi daha derinden somutlaştırdı. Direniş ve fedakarlık sevginin en derin biçimi değilse nedir? Bu adamın feda ettiklerinin, ondan önce birçok kişinin feda ettiklerinin ve sayısız başkalarının feda etmeye devam edeceği şeylerin büyüklüğünü kavramak için sevginin özünü anlamalısınız. Toprağınıza, halkınıza, egemenliğinize ve onurunuza olan sevgi. Bu sayede gerçek vatanseverliği yeniden tanımlayabilir ve kavrayabiliriz. Direnişin kararlılığını söndürmek ve Hizbullah'ı bitirme umutlarının önünü açmak için 83 ton ABD yapımı bombayla onu susturmaya çalıştılar. Ancak şehitliği bunun tam tersini başardı. Çünkü direniş dirençli kaldı, şevkle büyüdü ve o hala mevcut. Dünyada çok az siyasi şahsiyet Seyit Hasan kadar saygı görüyor. Ondan Seyit Nasrallah olarak değil, Seyit Hasan olarak bahsetmeme izin verin. Biz ona sevgiyle Es-Seyyid diyoruz. Hizbullah'ın eski genel sekreteri olarak İsrail ve Batı'nın Lübnan'daki etkisine ve müdahalesine karşı mücadelede merkezi bir şahsiyet olarak hatırlanıyor. Fakat siyasi rolünün ötesinde derin kişisel fedakarlıklar yapmış bir adamdır ve her seçimi kendisinden daha büyük bir amaca olan sarsılmaz bağlılığını yansıtır. 1997'de Seyit Hasan'ın en büyük oğlu Hadi, Güney Lübnan'da İsrail işgal güçleriyle çatışmalar sırasında şehit edildi. Hadi, kendi kuşağındaki birçok erkek gibi babasının hayatını şekillendiren, ideolojik bir dava olan Lübnan'ın egemenliği için savaşmaya kendini adamıştı. Ancak Seyit Hasan için oğlunun kaybı, yas tutan bir babanın yürek burkan gerçekliğinden daha fazlasıydı. Bu direniş davasına olan bağlılığının samimiyetini vurgulayan son derece sembolik bir eylemdi. Hadi cepheye katıldığında Seyit Hasan onu bir liderin gözünden gördü ve işgalci karşısında bu yolda devam etmesi için onu cesaretlendirdi. Bunu yaparak Seyit Hasan ailesinin kanını Lübnan Kurtuluş Savaşı sırasında hayatlarını feda eden ve etmeye devam eden sayısız kişinin kanıyla aynı kategoriye koydu. Hadi'nin şehadeti Seyit Hasan'ın takipçilerine güçlü bir mesaj haline geldi. Hizbullah'ın liderliğinin kimsenin fedakarlığının üzerinde olmadığı ve Seyit Hasan'ın davaya olan bağlılığının sadece bir retorik değil, sağlam bir inanç meselesi olduğunu gösterdi. Onlar İsrail işgali bu arenanın hedef alınacağını, bu sahnenin insanları korkutmak ve uzak tutmak için yok edileceğini söylediler. Evet, burada sizin önünüzde ve aranızda durarak hem sizi hem de kendimi riske atıyorum. Başka seçenekler de vardı ve 30 dakika öncesine kadar konuyu tartışıyorduk. Ama aklım, kalbim ve ruhum sizinle uzaktan ya da bir ekran aracılığıyla konuşmama izin vermezdi. Seyit Hasan 2006 Zafer Konuşmasından. Seyit Hasan Batı'ya ve İsrail'e meydan okuyan bir direnişin lideri olarak sürekli tehdit altında yaşadı. İsrail istihbaratı ve diğer düşman teşkilatları devrilmesini Hizbullah'ın liderliğini istikrarsızlaştırmanın anahtarı olarak görerek yıllarca onu hedef aldı. Direniş ve liderliği için bir fedakarlık olarak kamuoyu önüne çıkmasını büyük ölçüde sınırlamak zorunda kaldı. 10 yıldan fazla bir süredir fiziksel anlamda kamusal yaşamda büyük ölçüde yoktu. Bu yokluğun muazzam bir kişisel bedeli oldu. Bu ana vatanında özgürce hareket edemeyeceği ve topluluğu arasında yürümek gibi basit bir özgürlüğün tadını çıkaramayacağı anlamına geliyordu. Bu yaşam bağlantı için temel insan arzusunun feda edilmesi anlamına geliyordu. Yine de bu yükü kabul etti ve Hizbullah'ın liderliğinin güvenliğini ve sürekliliğini kendi refahına tercih etti.
İzolasyona rağmen Seyit Hasan topluluğunun yaşamlarında aktif ve etkili bir şahsiyetti. Sesi ve görüntüsü ekranlar aracılığıyla yansıtıldı. Bu fiziksel varlığını da aşan bir direniş sembolüydü. Açıklanmayan bir yerden yaptığı her konuşma takipçilerine ortak amaçlarına olan bağlılığını hatırlattı. Bu aynı zamanda bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak onların güvenlikleri için karısından ve çocuklarından ayrı yaşaması anlamına geldi. Çoğu babanın aksine günlük önemli olaylar, sevinç anları ve hatta keder anlarında ailesinin yanında değildi. Bir lider olarak rolü bu kişisel bağlantıların da feda edilmesi, kendi etinden ve kanından uzaklığın damgasını vurduğu bir hayat yaşaması gerektiği anlamına geliyordu. Nadir röportajlarda Seyit Hasan ailesinden uzakta yaşamanın acısından ve yaşam tarzının duygusal maliyetinden bahsetti. Bu anlar genel sekreterin arkasındaki adamı diğerleri gibi çocuklarına yakın olmayı özleyen ancak yokluğunun gerekli bir yük olduğunu anlayan bir babayı nazarımıza sundu. Hepinizi temin ederim ki düşmana, dosta, tüm dünyaya Hizbullah'ı ortadan kaldıramazsınız. Filistin'deki onurlu direniş hareketlerini de ortadan kaldıramazsınız. Bunu asla yapamazsınız. Çünkü direniş konvansiyonel bir ordu değildir ve çünkü direniş her şeyden önce halktır. İnancı, iradesi ve zafere güveni olan, şehitliği seven, aşağılanmayı ve rezilliği reddeden bir halk. Bu kimsenin yenemeyeceği bir halktır. Erkeklerini, kadınlarını, çocuklarını ve yaşlılarını öldürebilirsiniz. Onların binalarını ve evlerini başlarının üzerine yıkabilirsiniz. Ama onları yenemezsiniz. Ve sizi temin ederim ki direniş kırılmayacaktır. Direniş yenilmeyecektir. Seyit Hasan 2006. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen ve onu etkilemeyi başaramayan baskıya direnerek sağlam durdu. Siyasi ve diplomatik zorluklarla karşı karşıya kalan Seyit Hasan, egemenlik ve direniş konularında kararlı kaldı. Olası ittifakları feda etti ve Lübnan'ın güç değişimlerine daha geniş bir şekilde dahil oldu. Bu baskılar yalnızca geçici siyasi çıkarlar yerine ilkelere olan bağlılığını vurguladı. Siyasi ve popüler çıkarlar pahasına bile olsa inançlarına sadık kalarak takipçilerinden saygı ve sağlam, sarsılmaz idealleri savunan bir figür olarak ün kazandı. Direnişin etkisiz hale getirilmesi pahasına da olsa geri adım atması ve karşılığında siyasi kazanımlar elde etmesi için kendisine çok sayıda teklif sunuldu. El Meyadi'nin 40 ve ötesi belgesel dizisinin bir parçası olarak Seyit Hasan, 2000 yılında Lübnan topraklarının çoğunun kurtarılmasının ardından ABD'den birkaç teklif aldığını açıkladı. ABD, İsrail hapishanelerindeki Lübnanlı tutuklular sorununu çözmeyi, Hizbullah'ın siyasi rolünü kabul etmeyi ve onu Lübnan hükümetine tam olarak dahil etmeyi teklif etti. ABD ayrıca kurtarılmış ve yoksullaştırılmış bölgelerin yeniden inşası için önemli miktarda mali yardım gönderdi. Buna ek olarak Hizbullah'ı terör listesinden çıkarma ve onu saygın uluslararası konumuna yükseltme sözü verdiler. Ancak bunların ağır bir bedeli olacaktı. Hizbullah asıl kimliğinden soyutlanacaktı. Arap-İsrail çatışması ve Filistin intifadasını desteklemeyi bırakmak zorunda kalacaktı. Fon, silah, eğitim ve uzmanlık tedariğini de durduracaktı ki o bunu kesinlikle reddetti. Şehit direniş liderine göre ABD, Hizbullah'ı Şeba çiftliklerinin bir çatışmaya değmeyeceğine ve sorunun diplomasi yoluyla çözülebileceğine ikna etmeye çalışıyordu. Ancak siyasi ve ekonomik yansımalarına rağmen tutumunu yumuşatmayı reddetmesi, direniş ideallerine köklü bir bağlılığı yansıtıyordu. Ona göre dava siyasi iktidarı elde etmenin bir yolu değildi. Bu başlı başına bir amaçtı. Lübnan'ın onur mücadelesine dayanan bir kimlikti. Seyit Hasan'ın her türlü derin fedakarlıkta tanımlanan hayatı, liderliğinin canlı bir kanıtı olarak hizmet etti ve şehitliği bunun güçlü bir teyidi olarak duruyor. Halkının gözleri önünde büyüdü ve halkı arasında şehit edildi. Şehit olduğu aynı sokaklarda büyüdü. Düşmanlarının tahmin edemedikleri bir şey vardı. Seyit Hasan'ı öldürmek sadece onun varlığını yüceltti. Bu yola devam etmek, direniş ve dayanıklılık bayrağını yüksekte tutmak için tüm bu inanç ve sarsılmaz dirençle gerçeği inkar edemeyiz 40 gün oldu.
en son varlığıyla bizi onurlandırışının üstünden 40 gün geçti. Bizimle güldü, bizimle ağladı. Gülümsemesinin sıcaklığıyla bize güven verdi. 40 gün geçti Seyit ve biz hala biraz eksik hissettiren bir kederde, kalbimizin sessiz köşelerinde sabırla harmanlanmış bir kederde asılı kalıyoruz. Zaferimizi kutlayabileceğimiz günü hala tamamen sadık bir şekilde beklerken merak ediyorum. Sizden başka biri bu zafer konuşmasını nasıl yapabilir? Yumruklarımız zaferle havaya kaldırıldığında ancak ya Allah, ya Allah, Nasrallah'ı bizim için koru çağrısı olmadan nasıl olacak? Yine de her şeyden önce yankılanacak bir çağrı olacak. Lebbeyk ya Nasrallah. Ben bu satırları yazarken çocuklarınız ön saflarda duruyor. Direnç ve direniş bayrağını yüksekte taşıyor. Aşağılanmayı veya teslim olmayı reddediyor. Her birimiz içimizde sizden bir parça taşıyoruz. Sizden önceki liderler gibi bu kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğünüz yolda bize rehberlik ediyorsunuz. Sen bir liderden daha fazlasıydın. Fedakarlığın sembolüydün. Sıcaklık ve sevginin bir işaretiydin. Geldiğin gibi bizi terk ettin. Güney Lübnan'ın oğlu, dünyaya şok dalgaları gönderdin. Kalplerimiz senin varlığınla onurlandırıldı ve tarihin büyük adamları arasında kendine bir yer açtığın gibi orada da seyit olarak kalacaksın. Senin gibi erkekler solmaz, senin gibi adamlar zamansızdır. Çünkü fedakarlık yapan ve direnenler sonsuza dek yaşarlar. Biz şimdi sensiz mi kalacağız? Sensiz yaşamaya devam mı edeceğiz? Allah senden sonra hayatı bize çekilmez kılsın. İmam Hüseyin İbni Ali'nin arkadaşları.